Buyursunlar hanımlar, hoş geldiniz. Kaç kişi olacaktık acaba? 2 ya da 3. Buyurun, şöyle alayım sizi. Buyurun siz de şöyle. Evet. Tamam. Salih Bey bugün uğradı mı acaba? Soyadı? Salih Tuna. Avukat Salih Tuna. Evet. Siz nesi oluyorsunuz? Kızıyım. Duyunca biz de çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Anlamadım. Trafik kazası. Çok genç. Bunu kabul etmenin çok güç olduğunu biliyorum. Ama zamanla bütün acılar kuvvetini yitiriyor. Annem telefonunu açmıyor. Ah, annenize de çok üzüldük. Annen de mi arabadaydı? Kader. Şef, ne oluyor? Babasını annesini trafik kazasında kaybetmiş. Anne, anne iyi misin? Babam nerede? Tamam. Siz ne yaptınız sanıyorsunuz? Ne yaptım ben? Bir şey yapmadım ki. Hiçbir şey yapmadım. Ben Afan şefimiz adına sizlerden çok özür diliyorum. Mustafa, su getir. Böyle şaka mı olur ya? Şaka değil. Yani gerçek de değil tabii. Şefimizin hafızasında ufak bir sorun var. Ufak mı? Ufak sorun insanların isimlerini unutmaktır. Yaşadıklarını değil. Afan abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu gece benim en güzel gecem. Boşanıyor musun? Yok ya, evleniyorum. Niye haber vermedin önceden? Hazırlık yapardık. Afan abi, burada evlenmiyorum. Burada evlenme teklif ediyorum. Ha, henüz bir şey belli değil yani. Ya kız kabul etmezse? Afan abi, ya nereden çıkarıyorsun bu lafları? Ya kadınların zengin ve yakışıklı bir erkeğin evlenme teklifine hayır dediği... paranın ilk bulunduğu Libya'dan beri görülmüş şeydi. Libya. Neresi? Yani petrolün ilk bulunduğu yer demek istiyorum. Ha, aynen. Tabii. Petrolle para kadar mühim sonuçta. Abicim, neyse. Bu gece her şey eksiksiz, kusursuz olmalı. Yemek, servis 10 numara olmalı. Hiç merak etme. Her şeyle bizzat ben ilgileneceğim. Şimdi mutfağa gidiyorum ve tüm hazırlıkları başlatıyorum. Aynen. Merhaba, hoş geldiniz Taner Bey. Hoş bulduk Aynur'cum. Maşallah, mutluluğunuz daim olsun. Çok teşekkürler Aynur'cum, çok sağ ol. Biliyorsun mutluluk benim için sıradan bir duygu. Ha, Fatih! Taner Bey, hoş geldiniz. Fatih'im, bu gece müstakbel eşime evlenme teklif edeceğim. Şimdiden tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Yalnız bir canların kalitesi tartışılmaz olsa da... bir lokantada eğlenme teklif etme konusunda kafamda bazı soru işaretleri var. Hemen giderelim kafanızdaki soru işaretlerini Taner Bey. Bir kere lokantamızda evlilik teklif ederek... et yeme esnasında evlilik teklif ederek... karşı tarafa çok önemli bir sübliminal mesaj veriyorsunuz. Nedir o? Ben geleneksel erkeğim. Hatta maçoyum. Hatta avcı erkeğim. Gerekirse avı paçasından yakalar, önüne serer... seni beslerim diyorsunuz. Fatih, kaldır o parmağını bastığın doğru noktadan. Günümüz kadınlarının buna çok ihtiyacı var Taner Bey. Kadınlar toplayıcı değil, avcı erkek görmek istiyor. Hunter. Aşırı doğru bir yoldasınız Taner Bey. Olmaz diyorum şey. Yapamam. Ne demek olmaz ya? Ne demek olmaz? Sen bana karşı mı geliyorsun? Beyefendi, ben bu müessesenin müdürüyüm, müdürü. Ne oluyor şef ya? Sorun mu var? Şuna bak ya, bana karşı geliyor. Yıllar önce ölen bir müşterimiz için yemek hazırlamam istiyor. Bak gene ölmüş adam diyor. Ölmemiş, adam ölmemiş. Az önce kızıyla konuştum ben. Bu akşam hanımefendiye burada evlenme teklif edecek diyorum. Şef doğru söylüyor. Taner Bey bu gece gerçekten sevgilisine burada evlenme teklif edecek. Demek Taner sevgili yapkı ve evleniyor ha? İlginç. Yine bulmuştur bir Rusmanken. Mustafa, organizasyonun ayrıntı... Teşekkürler. Teşekkürler. Çok yakışıklı. Ha evet, yakışıklı. Babacığım.
Biz de sana sürpriz yapalım dedik. Salih Bey hoş geldiniz. Ne haber Fatih? İyi, her şey yolunda Allah'a şükür. Fatih, ben şu arka masada oturacağım. Babacığım. Kızlar, benim halletmem gereken bir kaçış var. O yüzden size katlanmıyorum. Siz keyfinize bakın. Garson çocuğun adı Fatih'miş. Svetlana'yla tesadüfen bir yardım defnesinde tanıştık. Ya öyle masum, öyle temiz, öyle saf bir arkadaş. Bir gördüm. Dedim ki eğer kabul ederse bu kız benim evleneceğim kız dedim ya. Gelinlik defilesi mi? Hayır, iş amaçlı. Her zamanki yerimde oturuyorum köşede, elinde. Birden işte podyuma mankenler peyda oldu. Birbirinden seksi kızlar böyle işte. Her şey normal o vakte kadar. Zaten yanında hep böyle seksi kızlar her daim var biliyorsun. Tam canım sıkıldı, kalkacağım, gideceğim. Onu gördüm. Böyle kırmızı, incecik iç çamaşırlarıyla bir melek bana doğru yürüyor. Ne güzel ayır işleri yapıyorsunuz Taner Bey. Gerçekten imrendim size. Yardım konusu neydi? Hani bir gün bizim de yolumuz düşerse bir sevap işleme ihtimalimiz de olsun yani. Silikon. Silikon mu? Ya kızlardan biri kim kardeşine benzemek istiyormuş da onun masrafları için toplandık. Bir yardım organizasyonu yaptık, anladın mı? Yetkinlik yani. Ha, öyle yetimlere yardım için falan değil yani. Ya, bilmiyorum. Ama belki de o silikonlu kız da bir yetimdi. Nereden bileceksin? O kadar derinlemesine araştırmadım tabii ki canım yani. Ne alakası var? Ama biz hep beraber arkadaşlarla daha sonra o kızı ziyaret ettik. Silikonlu mutlu halini gördük. Hep beraber bir yüzden rahatlaması yaşadık, o ayrı. Bu tarz organizasyonları hiç kaçırmıyorum biliyor musun? Çok önemli. Çok çok önemli çünkü vicdanla çok iyi geliyor. Taner Bey, yarınki organizasyon için sizden son bir şey istesem olur mu? Para mı lazım? Her zaman. Ama şimdi konu o değil. Acaba bana Svetlana Hanım'ın bir fotoğrafını gösterebilir misiniz? Anlamadım. Taner Bey, lütfen beni yanlış anlamayın. İnanın bana, insanların göz, saç ve ten renkleri, yemek zevkleri konusunda o kadar belirleyici ki. Ya arkadaş öyle söylesene ya. Bir an korktuk. Podyuma ilk çıktığında fotoğrafını çekmiştim. Olur mu? Olur, olur. Tamam ulan yeter. Çok baktım. Şey, saçına şey yap. Tabii tabii, anlıyorum. Kız senin ismini sordu. Hangi kız usta? Avukat Salih Bey'in kızı. Bizim masaya bakan garsonun ismi ne dedi? Ben de Fatih Bircan deyince senin internet siteni buldu. Allah. Hele benim o yazlık fotoğrafları falan incelerse hiç yaşama şansı yok kızım. Has harbi Anadolu erkeğinin özütüyle tanışacak kız. Ya Aynur bacı. O İstanbul'un vahşi, etçil, yırtıcı kızlarının pençesi. Anadolu erkeğine kedi cırmığı gibi gelir. Unutma bunu. Bana ahlak dersi vermeye kalkma anne. Ben o kızın fotoğrafını gördüm. Taner ona paradan başka hiçbir şey veremez. Sen para da vermezsin. O iş değilse para veriyormuş. Ne yapsın el alemin kızı seni? Aklını başına topla evladım. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak böyle bir şey işte. Ya ben o kızın gözlerinde aşkı gördüm diyorum, aşkı. Paranın aşkını görmüşsündür sen onun yüzünde. Yani o da sende yok. Yani sende para da yok, tip de yok. Hani mesleğin de zaten bir doktor, bir mühendis değil ki. Ne yapsın bu kız seni canım? Hani yazık değil mi el alemin kızının gençliğiyle oynuyorsun yani? Bir daha ilişkilerim hakkında böyle konuşursan seni annelikten men ederim. Ben Svetlana'nın ruh ikizim olduğunu düşünüyorum. Senin bir tane ruh ikizin vardı. O da Şevki. O da senin yüzünden ölüyordu. Anne, anne. Şu olayla ilgili beni suçlamaktan vazgeç artık. O kendini Pokemon sanıp balkondan aşağı atladı. Ona Pokemon olduğunu sen söylemedin mi? Hayır efendim, ben öyle bir şey söylemedim. Ben sadece eğer gerçek bir Pokemon'sa, balkondan atlarsa uçar dedim. O da atladı salak. Allah'tan geride bıraktıkları oyuncaklarıyla biraz oynayarak teselli buldum da psikopat olmadı. Beyefendi,
Sipariş verecek misiniz? Teşekkür ederim, sağ ol. Hayır, gündüz hesaplarını kapatıyoruz da. Kapat. Ne yüzsüz adam ya. 2 saattir orada öyle oturuyor. Sanki burası kafeterya. O adam hünkâr bey. Deme ya. Hay Allah. Ben de birine benzetiyorum diyorum onu. Nasılsınız hünkâr bey? Gözükmüyorsunuz epeydir. Dün buradaydım Affan. Şimdi gidiyorum. Hadi size iyi işler. İyi işler. Sipariş verdiğince nasıl düğünü görüyor musun? Ben böylelerini iyi tanırım. Bunlar. Bir melek bana doğru yürüyor. Kırmızı incecik iç çamaşırları yine. Hoş geldiniz Taner Bey. Hasan abi. Hoş geldiniz hanım kızım. Buyurun. Bana. Eyvallah. Sakın kilo alırım diye endişelenmesi Etlana. İstediğin kadar ye iç. İç çamaşırı defilesi kariyerin benim güvencem altında. Teşekkür ederim. Az konuşup çok iş yapanlar daha fazla para kazanırlar. Mustafa Bey. Başlayalım lütfen. Şov başlasın o zaman. Afiyet olsun. Sinami ikili eti de servise hazırlayalım. Taner'in kabızlık sorunu varsa Sinami ki ona çok iyi gelecek. Annem doğru söylüyormuş. Doğada her derdin bir dermanı var. Efendim? Kendini üzme Mustafa. Her derdin bir dermanı var. Hadi bakalım yallah servise. Başla şef. Sağ ol. Aman aman Taner Bey ne yapıyorsunuz? Ben o yemeği Svetlana Hanım'a özel olarak diyet şeklinde hazırladım. Dün gece boşuna mı o kadar grip aldık? Ne saçmalıyorsun lan? Taner Bey, siz bu gece özel bir gece olacak deyince ben sizin etinizi etkisi uyandıracak şekilde marine ettim. Ancak şöyle bir durum var ki bu kadınlarda tam tersi bir şeye neden olabiliyor. Afiyet olsun efendim. Planlarıma göre önümüzdeki ay yanındayım. Bu gece belediyenin de bir parti var. Ben de orada olacağım. Coen Brothers da gelecek. Senin için onlarla konuşup ufak bir rol ayarlamamı ister misin? Brad Pitt ve Coen kardeşlerden mi bahsediyorsun? Tabii ki onlardan bahsediyorum. Benim başka Brad ve Coen tanıdığım yok ki zaten. Ben konuşayım mı senin için? Sen onu söyle. Konuş tabii kızım. Çok isterim. Ya ufacık bir rol bile olsa yeter. Allah'ım hayallerimin bile ötesinde ya. Ne kadar şanslısın. Yükseklerde. Saçmalama ya. Bu kız var ya, bu kadar mütevazi bir insan ki. Bak, şu güzelliğe bak, şu mütevaziliğe bak ya. Bu kız çok mütevazi bir kız ya. Allah'ım, beyine kan gitmiyor. Ne kanı ya? Ne diyorsun sen? Düşünce yeteneğini diyorum. Kaybettin diyorum. Lütfen diyorum, kendine gel. Burası ciddi bir müessese koçum. O videoları ben yaptım. Tanesi 1 milyon dolar. Dikkatini çekiyorum bilmiyorum ama orada 50 adet villi var güzelim. Hepsi benim. Allah izin verirse seni bu akşam Levent rezidansıma götüreceğim tabii. Gerek evin konumu, gerekse işte içerinin dekoru sana servetim hakkında bir fikir verecektir tabii ki. Para benim için önemli değil. Benim için önemli kalp,
Benim için öyle yavrum. Benim için önemli kalp. Şimdi Allah aşkına. Hiç ben sana sordum mu? Param var mı yok mu diye. Sormadın değil mi? Çünkü sonuçta bende para var. Aşk paradan daha önemli. Öyle öyle. Abim arıyor. Alo. Evet. Tamam. Abim sana selam söyledi. Artık Fatih'i ekleyebilir miyim? Fatih kim? Hani şu lokantadaki yakışıklı servis elemanı. Ha şu garson çocuk mu? Lütfen. Patronun yeğeni ama. Ekledi. Hı? Face'ten diyorum, ekledi. Ekledi. Al buyur. Bu o değil ki, arkadaşı. E tamam işte. Teste geçtiler. Ne testi? Öyle her önüne gelene yazan erkek miyim yoksa prensip sahibi cool erkek miyim, ona bakacak. Allah'ım. Bir yıl önce Adana'dan gelen yakışıklı maço erkek nerede? Dibinde, dibinde. Bu İstanbul kızlarının aşk oyunları bana hız gelir ya. Aynur bacı. Hı. Bırak azıcık oynasınlar benimle ya. Svetlana. İyi misin? Bir lavaboya kadar gideceğim. Hemen geliyorum. Nihayet. Ne sindirim sistemi varmış adamda. Süper kahramanlara inanır mısın Svetlana? Süper kahraman mı? Batman, Superman. Tenable Lighter. Aa, I know. Superman, Batman. Bir de Türkmen var. Şimdi bu Türkmen dünya erkekleri arasında çok müstesna bir yere sahiptir. Sevdiği kadının hayata geldiğini pişman eder. Yapar ama etmez. Öyle müstesna, öyle duygusal, öyle iyi gerçektir. Türk erkeği çok iyi kalp. Bizleri birer Vladimir Putin gibi düşün Svetlana. Dıştan görünüşümüz kaya gibi serttir. Ama özünde kedi, köpek, ayı bir pusak severiz. Şevki, evladım. Sana milyon defa söyledim ki müşteriyle aynı masaya oturma diye. Yok. İlk defa söylüyorsun şef. Allah Allah. Sanki bana binlerce defa tekrarladım gibi geliyor. Hafıza bazen yanıltıcı olabiliyor şef. Taner Bey'in bir işi çıktı. Onun ricasıyla Svetlana Hanım'a eşlik ediyorum. İyi o zaman. Bir beis yok. Otur otur. Tamam. Otur otur otur. Hay Allah. Hasan abi. Hani bu mıdır? Şevkimizin ne kalsın masamdan. Bu ne haberlik ya? Evet. Derhal kaldırıyorum ben onu masadan şimdi. Allah. Şef bizim iki çay vardı. Ne oldu onlar? Şimdiki garsonlarda iş yok ki. Bir şey söyledin mi arkasını takip edeceksin. İki çay. Derhal geliyor. Efendim ben kendimi takdim edeyim. Ben Hannibal. Merak etmeyin, insan eti yemiyorum. Dostlarımın bana bu şekilde hitap etmesinin nedeni... bir zamanlar yanlışlıkla arkadaşımın kopan parmağını müşteriye servis etmem. Ha merak etmeyin, müşteriyi hemen kusturduk. Hastaneye yetiştirip parmak yerine dikildi. Ben Rus insanını Dostoyevski ve Tolstoy sayesinde tanıdım. Dostoyevski, Tolstoy okudun mu? Okumadım. Okumadan etkilendim. Ne etkiledi? Şöhretleri. Ben şöhrete çok değer veririm Svetlana. Yani bu adamlar bu kadar ünlü oldularsa mutlaka bir bildikleri var demektir. Alo. Svetlana, minnoşum. Ben kusura bakma arka kapıdan çıkmak zorunda kaldım. Çünkü yani şantiyeyi basmışlar. İyi misin? İyiyim, iyiyim yavrum, iyiyim. Kim bastı şantiye? Birkaç kendini bilmez şeyleri arkadaş işte ağaçları kesirme izleyerekten gürültü kabartıyorlar. Sen ağaç mı kesiyorsun? Yok, minnoşum. Yok, ağaç kesmek yok. Yani önce hatırlarını soruyoruz. Anlatabiliyor muyum? Rızalarını alıyoruz ağaçların. Paraya kıydım. Amerika'dan şaman bir arkadaş getirdim sağ olsun. Tek tek ağaçlara sarıldı, onların rızalarını aldı. Yani kesilmek için sabırsızlanan ağaçlar da dahil hepimiz mağduruz yavrum. Saat kaçta döneceksin?
Zor dönmem, çok zor. Svetlana, yani burada haller, işler acısı. Sen şoförle beraber git yavrum. Git yavrum Svetlana, hadi. Ne diyor? Ya ağaç, şantiye, şaman hep bir hikaye anlatıyor. Midesi kötü, tuvalette. Niye böyle bir şey yapıyor? Salak çünkü. Senin gibi zeki bir kadına ancak salaklar yalan söyler. Sen Taren, Daner'in yemeğin içinde bir şey mi koydun? Yuh, harbi zeki lan bu. Şimdi Svetlana, benim hakkımda yanlış bir izlenim edinmeni istemem. Ben genelde bir kadın için savaşmam. Kadınlar benim için savaşır. Ve sonunda beni elde ederler. Ve beni elde ettikleri o an hayatlarının en önemli anı o. Taner Bey bugün tuvaletteki şantiyeden çıkamayacağına göre sizi eve bırakmış. Şerifi bana düşer. Buyurun Svetlana Hanım. İyi geceler. Taner çıkınca yollarsın. İyi geceler. Yine bekleriz. Ali, iyi geceler. İyi geceler şef. Günaydın. Günaydın şef, günaydın. Mustafa. Geldim, geldim. Şefim, hadi gel ben seni eve bırakayım. Niye? Gece mi oldu? Oo, çoktan. Allah Allah. Tabii. Eve mi gideceksin? Evet, eve gideceğim. İstersen benim gittiğim çok güzel bir bar var. Seni oraya götürebilirim. Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Hiç bana göre değil oralar. Taner Bey. Siz burada mıydınız? Yok, değilim. Yani... arkamdan bir toplantı için acil çıkış yapayım dedim. Eve gitmeden bir bakayım dedim yani. Bir kolaşım edeyim dedim. Arkadaşlar, yarın akşam... Biliyorsunuz ki Gustav Gülşim'e eylem teklif ediyorum. Biliyorsunuz. Saygılar. Tamam Taner Bey, iyi geceler. Biz de buradayız. Salih Bey'in kızıyla görüşmeye başlarsan onu gece dışarı çıkarman gerekecek. Doğru söylüyorsun da ben hiç içkiye dayanıklı değilim ya. Bunları ye, kendine gelirsin. Sağ ol Aynur bacım. Bacım yok. Bunu daha önce defalarca konuştuk Fatih. Aynur'um ben, bacın değil. Baş ağrın geçti mi? Geçti, Allah'tan o geçti. Hani, hani hazırlıklar? Hiçbir şey yapmamışsınız. Ne hazırlığı şef ya? Yahu düğünümüz var akşama. Düğün değil o şef, sadece evlenme teklifi. Olur mu yavrum? Ben kızı istedim, verdiler. Nişan, kız isteme, her şey, kına gecesi hepsi yapıldı. Düğünümüz var akşama ya. Ay akılları bir karış havada ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben sizi şöyle şu masaya alayım. Tamam. Dün yanımda benimle birlikte olan arkadaşım geldi mi? Kim, çıkaramadım.
sarışın arkadaşım, birlikte oturduğumuz. Ha, tamam tamam. Yani hatırlamadım, gelmedi herhalde. Buyurun. Peki o zaman. Menü alabilir miyim? Hay hay. Ne oldu? Niye gelmiş bu yine? Ağız aramaya devam. Bakacağız. Çocuğum, senin hayatındaki herhangi bir kız senin çay kahve içme teklifini kabul etti mi ki? Hayır. Hani bu kız seninle niye evlenmek istesin? Anneciğim, bu zamana kadar beni kaç kadın reddetti? Ben 50'den sonrasını saymadım. 100 olmuştur herhalde. 102,5. Allah'tan sonuncuda son anda sözümü geri aldım dedim de kurtuldum. Peki bu 102,5 kadının ortak özelliği neydi? İlkokul aşkım Sümüklü Didem'e benzemeleri. Ama Svetlana başka anne. Onun Sümüklü Didem takıntımla hiçbir alakası yok. Ha, o zaman şansın daha da düşük çocuğum. Yani Didem'in öyle alımı çalımı falan yoktu. Yani senin ayarındaydı. Kızın bir de aklı kıttı. Zekası pek yoktu yavrucağın. Yakışıyordunuz yani birbirinize. Tabii o da senin kan kardeşi Saffet'e kaçmasaydı. Sonra onlardan nasıl aldım ama intikamını? Ya tabii gittin onların bakkalların camını kırdın. Onu da geldi baba senin ağzını burnunu kırdı. Acımamıştı ki. Gel. Abi şef acil seni çağırıyor. Tamam geliyorum. Bana bak anne, sen dediklerimi yap. Kız istemeye odaklan, tamam mı? İnternetten birkaç Rusça kelime öğren. Beni rezil etme. Taner Bey. Mutfağıma şeref verdiniz Taner Bey. Benim alnımda inayım yazıyor. Estağfurullah Taner Bey, niye? Ne münasebet canım? Peki benim alnımda çok zengin ama kolay kandırılır. Hemen de dolandırılır mı yazıyor acaba? Valla Taner Bey, şöyle söyleyeyim. Çok zengin olduğunuz gerek asaletinizden, gerek duruşunuzdan belli. Geri kalanlar sizin kuruntunuz. Madem öyle, ortağın Mehmet, niye paradan alıp kaçtı arkadaş? Gerçekten biz de çok üzüldük. Ya bizim çocuklara da bol bol bahşiş veriyordu. İşte benim paracıklarım onlar. Bahşişi bırakmış. O adam benim gözüm hiç tutmamıştı. Ama karışmak istemedim. Yani siz sonuçta tecrübeli bir iş insanısınız. Bir bildiği vardır dedi. Ama nasıl güvenmeyeyim arkadaş ya? Akraba sayılırdık yani. Hani babamın amcasının, eniştesinin, babasının o ikinci oğluydu yani. Bu kadar yakın bir akrabanın size kazık atması çok üzücü bir şey yani. Ne ahlaksızlık. Ne ahlaksızlık ya. Of. Neyse canım. Kendimi toplamam lazım. Mühim değil. 2 milyon dolar nedir yani? Hannibal. Bu gece kesin Svetlana'ya evlenme teklif ediyorum. Uyanık ol, tetikte ol. Her şey 10 numara olmalı. Nasıl arzu ederseniz Taner Bey. Hala. Ha. Dün öğlen yemiş olduğum işi bağırsaklarım fena bozdu. Bu akşam için böyle hafif bir şeyler hazırla bana. Hay hay efendim. Sadece seninle konuşabilmek için geliyorum buraya. Ben de diyorum Demre böyle yerlere gelmez. Hayırdır? Babacığım seninle okula girmeden önce konuşmuştuk ya. Ben hukuk oku demiştim. Sen oyunculuk okuyacağım diye tutturmuştun. O konuşmadan mı bahsediyorsun? Yok, o değil. Hani okul bitince Los Angeles'a yerleşip orada yapacağım kariyerimle ilgili konuşma vardı ya. Aha, o konuşmada sana hayran kalmıştım. İşte benim kızım demiştim. Kariyerim için gerekirse barlarda, restoranlarda part-time çalışır, el ilanı dağıtırım. Ben ideallerimin peşinde gideceğim diyordun. Buranın sahibi benim arkadaşım. İstersen konuşayım. Bir süre çalış, para biriktir. Ya baba çok alemsin ya. Şaka değil mi? Fatih! Buyurun Taner Bey. Birazdan müstakbel işim gelecek. Ben sana işaret verip servis başlatana kadar şu masaya kimse uğramasın kardeşim, tamam mı? Anlaşılmıştır Taner Bey. Şef. Bu gece Taner Bey'in masasına sakın ha uğrama. Tamam. Tamam. Unutmazsın değil mi? Neyi? Taner Bey'in masasına bu gece uğrama. Tamam dedik ya. Niye tekrar tekrar öyle? Bu bunak mıyım ben? Bunak muamelesi yapma bana. Tamam dedim, tamam. Merhaba beyefendi, hoş geldiniz.
Afan abi. Aman bak. Bu gece dikkat dağıtıcı hiçbir şey olmasın burada, oldu mu? Aman gözünü seveyim. Hadi abi. Sen nasıl istersen sultanım. Afan abi. Bu gece bizi kimse rahatsız etmesin. Peki sultanım. Babamın saçmalaması yüzünden çok büyük bir fırsat kaçırmak üzereyim. Bir yolunu bulup gitmeliyim. Aslında böyle kalabilecek bir yer ayarlayabilsen. Çağlar. Bizim okuldaki Çağlar mı? Evet. Çağlar'ın ailesinin evi vardı Los Angeles'ta. Dur, arıyorum. Hey, what's up? Hayrola, sen beni aramazdın. Ne oldu ya? Çağlar'cığım, oyunculuk kariyerim adına senden ufak bir ricada bulunabilir miyim? Whatever you want. Yani ne istersen. Hatırladığım kadarıyla ailenin Los Angeles'ta evi vardı. Doğrudur, doğru var. Hatta yakınlarında ben de bir apartman tuttum. Şef. Geldiler. Mahmut, gel benimle. Bebeğim. Gel bakalım. Her şeyden önce dün gece için çok özür diliyorum ve hemen konuya girmek istiyorum. Mahmut, çıkar telefonunu. Ara bu numarayı. Taner Bey, Levent'ten komşunuzun rezidansınızda yangın çıktı de. Ama şef. Ya sen de. İşte o an bu kararı ver. Alo. Kim? Şimdi benim zamanım işte. Ne oldu? Önemli bir şey değil ya. Bir yangın çıkmış da iş yerinde bir yerde. Şoföre söyledim, ilgilenecek. Boş ver. Nerede kalmıştın? Mahmut ara. Peki Taner Bey, Levent'teki AVM'nizde bomba patladı. Ama şef, yani başıma bir şey gelmesin. Oğlum sen neden korkuyorsun? Senin kaybedecek bir şeyin yok ki. Ya sen iki ay evini para götürmesen annen baban suratına bakmaz. Senin bu acınası hayatında nefes alıp vermeni anlamlı kılan tek şey benim çırağım olman. O yüzden benle iyi geçin, ne diyorsam onu yap, ara. Al. Alo. Patlarsa patlasın ulan. Svetlana. Benim karım. Ha! Geldi. Taner. Hani sen anlatmıştın ya. Abim Igor. Daha çok Zagor gibi. Taner Gülüver. Igor. Benim ne oğlum? Yok. Sen ne diyordun? Karın? Karnım. Gazım var da Igor. Siz abi kardeş biraz daha alayım bakalım. Ben de Olba'ya kadar gidip geliyorum. Affedersiniz Taner Bey. Her şey yolunda mı acaba? Ne bileyim lan? Ne bileyim? Rezansım yandı. AVM bombalandı. Svetlana'ya hala evlenme teklif edemedim. Levent'te yangın ya da bomba haberi yok Taner Bey. Birisi işletmiş. Ya arkadaş, hiçbir şey umurumda değil, biliyor musun? Umurumda olan tek şey Svetlana. Peki sormamda sakınca yoksa Svetlana Hanım'ın yanına gelen şu lavuk kim acaba? Şu genç, yakışıklı, İtalyan aygırlarına benzeyen arkadaş mı? Vallahi eğer yengemize bir yanlışı olursa geldiği zamanki kadar yakışıklı kalamayabilir. Oğlum, Igor o, Igor. Svetlana'nın abisi. Anladım. Sevindim. Niye geç kaldın? Neredesin? Evlenme teklifi diyordu. Etsin. Daha iyi güzelim. Hem düğündeki takıları da toplarız. Asla olmaz. Parayı alıp hemen gideceğiz. Gel yiyelim, gel.
Otur. Ne var ne yok? İyi amca, yaramaz bir şey yok. Benim arkadaşım Salih'in kızı. Bir süre burada çalışacak. Biraz şımarık bir kıza benziyor. Ama Salih eski arkadaşımı kıramadım. Yok yok, kırma amca. Biz ne şımarıklar gördük ya. Sorun değil yani. Ne oldu? Niye çağırmış seni Hünkar Bey? Demre burada çalışmaya başlayacakmış. Ne anlıyormuş ki o restoran işinden? Vallahi amcamın da öyle bir takım kuşkuları vardı. Allah'tan kefil olduk da. Onun yerine acaba çirkin bir kız olsaydı aynı iştahla kefil olacak mıydın? Hepiniz ikiyüzlüsünüz. Hepiniz. Ne kadar da iyi niyetliyim. 5 konuştuğum, 8 flörtüm, 12 çıktığım, 10 sözlüm, 7 nişanlım da yeter dayanamıyorum artık diye beni terk ettiğinde anlamalıydım sizin ne mal olduğunuzu. Ama ben yine de size bir şans vermiştim. Karşıma 34 tane yanlış erkek çıktı diye, hatta flörtlerimi de sayacak olursak 42 tane yanlış erkek çıktı diye bütün erkekleri suçlama. Babalarımız, abilerimiz, hatta amcalarımız da erkekledim. Aynur abla, ne oldu ya? Aha, Fatih arkadaşlık isteği mi kabul etti? Aman Tuğçe, sen hala o çocukla mı uğraşıyorsun ya? Aha, hiç umursamadı bile, seni soruyor. Beni mi soruyor? Ne zaman iş başı yapacağını soruyor. Allah'ım, rezalete bak. Garson çocuk bir de orada çalışacağımı düşünüyor. Keyiflisin. Haber var galiba. Var, haber var. Yani şimdilik arkadaşı üzerinden haberleşiyoruz ama yakında burada çalışmaya başlıyor. Sık sık görüşülecek tabii. Tabii. Yavaş yavaş olur bu işlerde zaten. Sen iyi misin ya? Dün bir ara kötü gibiydin. Evet, evet. Bazen aklıma beni terk eden 5 konuştuğum, 8 flörtüm, 12 çıktığım, 10 sözlüm, 7 nişanlım gelince biraz kötü olup stratejik düşünme yeteneğimi kaybettiğim oluyor. Akşama düğünüm var. Şöyle beni bir damat tıraşı yap diyorum. Suratıma bakıp gülüyor berber. Cevdet nerede? Kirazlı'ya haber verdiniz mi diyorum. Suratıma bakıp gülüyor. Cevdet kim şef? Asıl sen kimsin? Eyvah. Eyvah. Allah Allah. Nerede bu telefonun kablosu? Kablosuz o şef. Cep telefonu. Cep telefonu icat edildi. Burada aptal mı yazıyor? Ben biliyorum herhalde bunun kablosuz olduğunu. Yeni icat edildiğini. Bana Cevdet'i bulun. Kirazlı'ya haber verin. Cevdet'i bulup göndersinler bana. Çıldırtmayın beni. Ne? Neredesin sen? Kirazlı'ya haber gönderdim ben senin için. Buradayım şef. Hadi hemen yap damat tıraşımı. Akşama düğünüm var benim. Ha, düğün. Ya şef, akşam köy meydanında yaparız senin tıraşı. Biliyorsun adet öyle. Tamam. Efendim anne. Ne yapayım, çalışıyorum. Ne alakası var ya Svetlana'yla? Çalışıyorum diyorum, hala üstüme geliyorsun. Bana yalan söyleme. Seni doğduğun günden beri tanıyorum ben. Kesin kızla ilgili bir problem var. Bak evladım, derdini söylemeyen derman bulamaz. Ailesini beğenmedim anne. Dün abisiyle geldi, adamı gözüm tutmadı. He, nasıl biriydi? Vallahi Rus olamayacak kadar esmer biriydi. Bana bak, bu kız dostuyla beraber o milyoner adama tuzak kurmaya çalışmasın. He? Aman evladım, ne olur bak. Elindeki 3 kuruşu da çetelere, mafyalara kaptırırız. Aman al. Doğru diyorsun anne. Svetlana'ya ön yargılı davranmış olabilirim. Belki de kız mafyanın, çetenin tuzağına düştü. Vah oğlum, vah. Rahmetli amcan 40 yıl bekar kaldı. Senin kadar sapıtmadı ya. Yazık zavallı adamcağız. Ne muhterem, ne kıymetli bir adammış biz ama kıymetini bilemedik onun. Aldık onu biz Bakırköy'ü akıl hastanesine kapattık. Geçmişte olan hesaplaşmanı kendine sakla istersen anne. Zaten yalnızsın. Uzun yıllar boyunca da yalnız kalacaksın. Bol bol vaktin olur. Aman diyeyim şefim bak. Bu gece her geceden çok daha önemlisi. Anlatabiliyor muyum? Önemli dediğin geceleri unut. Bu geceye odaklan. Ben bilmiyor muyum? Bu gece bizim vuslatımız. Aynen abiciğim. Aynen. Bir vuslat bilinciyle hareket edeceğiz. Aynen. Burada en önemli görev
Senin konuşmaya başlayınca susmak bilmeyen çenine düşüyor Hannibal. Teşekkürler Taner Bey. Elimden geldiğince kelimelerimi seçerek çenemin hakkını vermeye çalışıyorum. Ya 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 ya. Öyle değil ya. Dolu boş salla gitsin bu sefer. Yeter ki müstakbel eşimin o kavruk tenli, yavuşluklu, istediği her kadının kalbini çalacak olan hem de hiç uğraşmadan abisi Igor'u ben Svetlana evlenme teklif edene kadar masana uzak tut yeter. Para mı lazım? Ha. Vallahi paranın lazım olmadığı tek bir gün bile yok Taner Bey. Ancak böyle özel bir gecede sizi sömürmek istemem. Müsaadenizle sizi daha sonra sömüreceğim. O zaman top sende. Erkek arkadaşını babasıyla tanıştırıyor galiba. İzninizle efendim ben bir tuvalete gideyim. Ben de kalkayım. Çok memnun oldum efendim. Babacığım hemen nereye gidiyorsun? Biraz otursaydın, konuşsaydın çocukla. Ben göreceğim, gördüm kızım. Baba 5 dakika oldu geleli. 5 dakikada ne görmüş olabilirsin ki? Sen konuş arkadaşınla. Hadi sana iyi günler. Taner Bey, siparişiniz hemen geliyor efendim. Sağ ol Ahmetciğim. Minnoş'um, telefonda acil dediğin mesele neydi acaba? Abim seninle konuşmak istiyor Taner. Onun bir sorun var. Sorun? Çözeriz. Gerek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, gerekse paranın geçtiği her yerde sorunları çözeriz. Ama paranın hak ettiği değeri görmediği bir yerse, işte orada sorun yaşayabiliriz Igor. Onun için söz veremem. İçin rahat olmak dedi ya. Para olmayan yerde Igor'un işi olmamak. Para nerede, Igor orada olmak. Oh, çok şükür. O zaman meseleyi çözüyoruz ya. Ben iş kurmak dedi ya. Moskova'da simit açmak. Çok iyi fikir ya. Gerçekten çok iyi fikir. Peki maliyeti ne kadar bunun? Ne lazım? 500.000 dolar. Oğlum bu nasıl maliyet? Altın susamlı simit mi yapıyorsun? Senin daha önceki mesleğin neydi? Masör. Masör. Yani birbirine yakın işler sonuçta yani. Masajda da simit yapımında da el kullanılıyor. Yoğuruyorsun. Bu işi yapacağına inandım. Yalnız ben bir iş adamıyım. Maliyet benim alanıma girer. Maliyeti ben hesaplayacağım, simidi sen yapacaksın, anlaştık mı? Sen bilmek dedi ya. Akıllı çocuk, sevdim. Ama ben bu simit işine 500.000 dolar asla yatırmam. Taş atlasa 475.000 dolar yatırır. 475.000 dolar mı dedin sen dedi ya? Vallahi işine gelirse 475.000 dolar, bir kuruş fazla vermem. Hadi, ver kalan siparişler. Yani sen şimdi bana tarihin en eski mesleğini mi teklif ediyorsun? Avcılık mı? Hayır salak. Bu kadar dar açılı gördüğünü, hayata bu kadar dar açılı baktığını bilmiyordum. I don't believe it ya. 2 ay evinde kalabilmem için bana sevgili olma şartı koyuyorsun. He. Bakar mısınız? Ben bir Türk kahvesi bir de su alabilir miyim? Canım 2 Türk kahvesi 2 su alalım. Olur mu? Alırsınız. Kolay gelsin. Oo Taner Bey, hoş geldiniz mutfağıma. Şeref verdiniz. Şeref duyduk. Bu benim kayınbiraderim Igor. Igor'un senden öğrenmesi gereken çok önemli bir tarif var Hannibal. Aa Taner Bey, siz arada olduktan sonra Igor Bey'e bütün mutfak sırlarımı seve seve açarım. Konu neydi? Simit. Ne simidi? Türk simidi, bildiğin Türk simidi. Şöyle, Igor'la beraber Moskova'da bir mekan açacağız. Adı Simit Evreni. Ama tabii benim bazı kaygılarım var. Bu simidin böyle öz be öz Türk simidi olması konusunda ısrarcıyım. Türk simidi çok enteresan bir olgudur. Formülü karakola gibidir, kimse bilmez. Aynen. O zaman sizi Igor'da, esmer yağışıklı Igor'da baş başa bırakıyorum. Harika, hemen şimdi geliyorum. Mahide. Afan abi. Mahide. Afan abi. Sen. Mahide. Afan abi. Gel bakayım. Mahideciğim bak. Ne yapıyorsun? Ben. Ne yapıyorsun? Gönlüm kaydı. Yahu. Ben. Ne yapıyorsun? Taraftan. Taraftan. Hap da bana. Bana anlamazsın. Gel ya Mahide, şöyle otur. Ya önünü isterim ben. Mahide. Afan abi. Mahide, otur geliyorum. Yahu.
Yok Ali. Ya çok eğlenceliymiş burası. İşletmeci arıyorlarmış. Bana da iş teklif ettiler. Serap gibi Hollywood'a gidip temizlikçi olacağına burada işletmeci olman çok mantıklı. Nasıl ya? Ben sürekli konuşuyorum Serap'la. Coenler'in filminde oynuyor Brad Pitt'le birlikte. Gerçekten bunu söylediğime sen de inandın mı? Saf mısın sen ya? Tabii ki inanmadım. Onların yanına yaklaşabileceğini zannetmiyorum. Çünkü o sadece figürasyonların karavanlarının temizliğinden sorumlu. Ya kardeşim bunun nesini anlamıyorsun anlamıyorum ki. Un, su, maya. Yoğuracaksın üstüne susamı attın bitti. Dadya bana tam tarif dedi. Ya sen ne bakıyorsun Dadya'nın ne dediğine? Onun niyeti belli. Hadi içeri geçelim. Türk simidi böyle olmamak. Sen bana yalancı mı diyorsun ya? Mahmut. Efendim şef. Git şuradan 5-6 tane simit al gel. Hemen şef. Al. Geliyor simitlerin hadi dışarı. Yürü. Canım. Seni depede gördüm ilk o anda. Taner, sen sabah para yatıracaksın değil mi? Yahu evet yatırdım. Sabahtan bir talimatı verdim. Seni ilk gördüm o anda Svetlana. Mahide. 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 Fahfın abi. Fahfın abi. Fahfın abi. Yahu. Yahu. Fahfın. Arkadaş. Dur. Mahide bırak. Yahu. Mahide. Yahu gerdek dedesi böyle şey. Yapılır mı ya? Mahide. Mahide. Hadi. Deliler lokantası. İyice delirdik. Allah Allah. Kusura bakmayın. Buyurun hoşum. İyi misin? Çok iyi. Eve bıraktınız mı Affan'ı? He, Mustafa bıraktı. Taner ne diyor? Her şeyi ayarladım bu sefer de Affan abi sapıttı dedi. Ben yarın yurt dışına tatile gidiyorum. Bir görev değişimi yapmamız lazım. Yoksa aklım burada kalacak. Hani kız çetenin, mafyanın elindeydi? Ha nereden çıktı şimdi bu simit lobisi? Svetlana, simit lobisinin eline düşmüş anne. Amaçları Türk simidini yok edip öğrenciye, memura, yoksul vatandaşa darbe vurmak. Ya resmen Svetlana'yı kullanarak ülke ekonomisine darbe vurmaya çalışan acımasız bir lobi bu. Vallahi bu söylediğin hiç aklıma yatmadı benim. Ya anne, sen bütün gün oturup televizyonda haber izleyen insansın. Yani bütün o saçmalıkları aklına aldı da bunu mu almadı? Adamlar lobi kurmuş diyorum. İş ciddi. Vallahi bir gecede dolar 10 lira olur ha. O yüzden benim kesin Svetlana'yı bunların elinden kurtarmam lazım. Haklısın da haksızın da değilim ya. Anlıyor musun? Anlıyorum canım. Ben okudum mı okumadım. Ben orasındayım yani. Okumamış cahil, mahil. Ne biçim laflı. O benim ocağıma düşecek ama. Düşecek aşkitellom. Müdür ben değil miyim lan? Sensin aşkitellom. O zaman onu gibi çalıştıracağım. Oh canına değsin. O görecek ki. Bakalım kimmiş cahil. Şımarık ukele. Günaydın uykucu. Ben senin uyanmanı beklerken bir şeyler atıştırdım tabii. Gece beni çok şaşırttın. Nasıl oldu o? Bir anda beni öpmeye başlayınca. Ben mi? Sen tabii şapşal. Şef. Boris Bayan geldi. Seni çağırıyor. Sonunda. Sonunda dayanamadı geldi ha. Biliyordum. Duygularımızın karşılıklı olduğunu biliyordum. Taner buraya gelince... Geleceği varsa göreceği de var. Sen onu hiç merak etme. Ben onunla erkek erkeğe konuşurum. Bunu Taner'e ver.
Benim artık insanlara güvenim kalmadı anne. Aşka da inancım kalmadı. Ben aşka inanmıyorum artık. Bu mektup olmamış. Sen kendini ne sanmak Taner? Ben sana mı kalmak Taner? Seni ben zaten hiç sevmedim Taner. Ben döner memleket Taner. Böyle daha iyi oldu ya. Duygu sömürüsüne gerek yok sonuçta. Şimdi bunu güzelce bir temizliğe çekeyim ben. Mahmut! Buyur şef. Koş bana marketten mektup kağıdıyla zarf al gel. O bayan sevgilisiyle kaçtı. Hangi bayan? Taner Bey'in nişanlısı. Taner Bey'in nişanlısının sevgilisi mi varmış? Evet usta. Yanında gelen adam var ya, onun sevgilisi. Hayır canım. Abisi o, Igor. Yok, Igor değil. Onun ismi Ahmet. Kızın da ismi Mina. Facebook sayfaları bile var. Herif sevgilisinin sevgilisine iş kurdu ya. Vallahi bak keyfim yerine geldi ha. Ah be. İçim rahatladı. Sonunda Taner'in havası sönecek. Sen koş benim bir şey hallet. Hadi. Şevki nerede? Geldim şef. Geç. Yalnız toplantıya başlamadan önce size bir haber vermem lazım. Taner Bey'in sevgilisi sevgilisiyle kaçtı. Aa, kızın sevgilisi mi varmış? Svetlana'nın bize abisi olarak tanıttığı o İtalyan görünümlü esmer yakışıklısı İtalyan olmadığı gibi Rus da değilmiş. Adam Türk, adı Ahmet. Svetlana gitmeden önce bana bir not bıraktı. Neler yazmış bir bilseniz. Sen kim peksin Taner? Hoş da oradan Taner. Ve daha neler neler. Harbiden delikanlı kızmış. Ya bunlar geçenlerde evlenmemişler miydi? Neyse şimdi konumuz o değil tabii. Ben böyle zaman zaman asabi oluyorum. Unutkan oluyordun şef. İşte onun için yeni bir görev dağılımı şart oldu. Selam millet. Toplantı mı var? Evet. Yeni müdürümüz açıklanacak da. Ha, harikulade. Tebrik ederim. Sizi böyle bir yerde görmek çok güzel. Beni sevindirdi. Nihayet bugün ailemi kuracağım gün. Taner Bey, ondan önce size bir not iletmem istendi. Elçiye zeval olmaz. Bakarız, bakarız. Siz tabii hep beni böyle çalışkan, zengin, başarılı bir iş adamı olarak görüyorsunuz değil mi? İşin aslı ben. Annesini doğumda kaybetmiş yetim bir çocuk. Benim bütün çocukluğum para karşılığında bana bakan kadınlara anne demekle geçti. Yılbaşı zammını alamadıklarında çekip giderlerdi. Bırakırlardı beni. Ya babam o kadar çok kızardı ki arkadaş. Sanki istedikleri parayı verse gerçekten böyle annem olacaklarmış gibi gelirdi ya. Hani ben bazen böyle şey yapıyorum ya. Para mı lazım? Para mı lazım? Biliyorum. İnsanların bakışlarını anlıyorum yani. Sonradan görmelik olarak algılıyorlar. Aslında ben sevdiğim, kalmasını istediğim insanlara sorarım. Para mı lazım diye. O zaman simit için siz o parayı göndermediniz ha? Sabah ilk iş onu hallettim ya. Onu Svetlana değil, abisi istedi. Igor. O notu alayım ben çünkü zatlar karışmış. Sizinki pembe olandı. Ben bir ara bulup getiririm size. Pembe. Nerede kaldın be kızım? Evet arkadaşlar. Benim bu asabiyet sorunum yüzünden bir canların yeni müdürü benim yerime Demre. Derin düşüncelere dalmış gördüm sizi. Dışarıdan sığ bir insan gibi görünsen de zaman zaman ne düşündüğüm olur. Hatta derin düşündüğüm de olur Helen Beyefendi. Allah Allah. Bunlar hayatın gerçekliğini fark ettiğim zamanlar tabii ki. Neymiş peki o hayatın gerçekleri? Svetlana şu an karşımda olsa. Ve onun gözlerinin içine bakarak desem ki Svetlana, parayla aşkı satın alamazsın.
Yüzeydim. Ne sen? Ne alaka? Nasıl ne alaka? Parayla aşkımı satın almaya çalıştı. Buradaki herkes şahit. Herkes. Simit evliliği bir tuzaktı. Simit evliliği açıp zengin olacak. Sonra beni satın almaya çalışacaktı. Ama ben büyük resmi gördüm. Ve bundan korktu, kaçtı. Yok, öyle olmadı. Svetlana yakışıklı ve genç sevgilisiyle sizin paranızı alıp kaçtı. Dışarıda öyle mi görünüyor? Yani. Buradaki herkes benim esmer, genç, yavuşuklu. Bir İtalyan aygırı için terk edildiğimi falan mı düşünüyor yani? Görünen o. Yani dışarıdan bakınca itilmiş, horlanmış, dışlanmış, ezilmiş mi görünüyorum dışarıdan? Yani bakış açısına göre değişir tabii ama burada bir bakış açısı olduğu için görünen o. Şoförümü çağır bana. Ne? Şoförümü çağır! Çağır şoförümü! Düğünü burada yapacağım. Hazırlıklar başlasın. Hayırdır Taner Bey? Kimle evleniyorsun? Svetlana ile ulan kimle olacak? Hadi! Zaman kısıtlı, çabuk! Benim kafamda İsviçre mutfağı ve klasik müzik var. Her ne kadar modernlik ve elitlik konusunda sizden aşağı kalmasam da ve bu konuda size katılsam da herhangi bir düğün olmayacağı için boşuna uğraşmayalım derim. Kıtlık ve yoksulluktan haberi olmayan bir nesil. Milli mücadele yıllarında Cevdet, Azize ve ben Yunan'a karşı savaşırken ne yoksulluklar çekmiştik. Şef, vatanım sensin o. Ben de izliyordum. Bize ne gelinin gelip gelmemesinden? O damadın sorunu. Biz düğün törenimizi kusursuz bir şekilde organize edeceğiz. Biz canlar lokantasında bu şekilde bir organizasyon olma ihtimali yok Demre Hanım. Yani çünkü bu bizim bütün geleneklerimize aykırı. Fatih Bey, bir canların müdürü olarak bırakın da bu tür kararları ben alayım. Burası benim amcamın lokantası Demre Hanım. Ne oldu? Gelenekten bahsediyordun. Yani sen Batı'ya özenmiyorsun. Vücudun böyle bizimle burada ama kafa Batı'da ikamet ediyor. Yeter bu kadar konuşma. Buranın müdürü olarak son karar benim. Müdür benim, benim. E söylesene be kızım. Ben de o masaları boş bıraktım. Gidip müşterilerle ilgileneyim bari. Allah Allah. Hadi buyur. Dow Jones'un endeksi düştü. 30 kişi mi gidiyor sadece ya? Siz genelde nitelikli az ve öz arkadaş edindiğiniz için anca 30 kişi toplayabildik. Bu söylediğin eşyanın tabiatına aykırı Nazlıcığım. Ben zengin bir adamım arkadaş. Yani insanların böyle arkadaşım olmasa da bile benden çıkar sağlamak için arkadaşmış gibi davranmaları gerektiğine inanıyorum. Düşünün, o halde bile 30 kişi anca ikna edebildik. O zaman yanında çalışan bu maaşlı elemanlardan yararlandım, ne dersin? Ha? Sonuçta onları ben seviyorum ya. Arkadaşmış gibi davranıyorum onlara ben. Ama sen yine de düğüne katıldıkları için onlara birer maaş ikramiye yaz. Tamam mı? Düşünün bunları hadi. Ayarlayın bunları, ayarlayın. Ay. Svetlana'nın ailesini alacak özel uçak yola çıktı mı? Çıktı Tamer Bey. He. Ama bu imkansız. Svetlana Hanım yakışıklı sevgilisiyle kaçtı. Lütfen müstakbel işimle ilgili konuşmalarına dikkat et Hannibal. O çok büyük yanlış anlamaydı. Ahmet nişanlım Svetlana'nın sevgilisi değil, üvey abisi, bu böyle bilinir artık. Mahmut! Mahmut! Buyur şef. Oğlum niye iş başında uyuyorsun? Dalmış. Şu Mina Ahmet sayfasına bak bakayım. Sayfa değişmiş şef. Nasıl değişmiş? Svetlana ve Igor Ahmet kardeşler sayfası olmuş. Vay arkadaş ya. Nasıl bir işin içine düştük? Resmen Matrix. Aklıma bir fikir geldi. Sen şimdi Igor olarak Taner'i arayıp para isteyeceksin. Neyin ne olduğunu öyle anlarız. Ama ben Igor olamam şef. Şimdi Mahmut, sen o kadar fakirsin ki senin bir kıza çay simit ısmarlaman için bile ustanla iyi geçinmen gerekiyor. Yani eğer benle iyi geçinmezsen bu senin zaten olmayan cinsel hayatının milyonda bir olma ihtimalini de yok eder. Anladın mı? Şimdi ara, beni görün de para iste çok. Alo enişte. Radya. Alo Radya. Bana acil para lazım, çok sıkıştım. Ne kadar gönderebilirsin? Allah razı olsun enişte, Radya. Çok teşekkürler. Ne yapıyorsun oğlum?
Svetlana ve Igor Ahmet omurgasız çıktı. Onu anladım. Sen niye adama hesap bilgilerini gönderiyorsun? Adam istedi şef. Hırsız mıyız lan biz? Çabuk geri gönder o parayı. En azından internette görüştüğüm bir kız var. Onunla yemeğe çıksam, ona bir yemek ısmarlasam olur mu? Olur, tamam. Kıza yemek ısmarla, kalan parayı geri gönder üstüne. Büyüksün şef, çok büyüksün. Dinliyorum. Otur. İyi böyle. Biliyorsun ki yarın büyük bir organizasyona imza atıyorum. Alzheimer Afan Şef'in burada bulunmasını istemiyorum. Konuyla ilgili senin bilgilendirmenin daha uygun olacağını düşündüm. Zira işin elinden aldığım için bana içten içe kızıyor olabilir. Afan Şef 3 sene önce Maide ablayı kaybedince bu unutkanlıkları başladı. Alzheimer değil yani, psikolojik. Psikolojisi düzelene kadar da burada bizimle, yanımızda. Ha kendi gider, geri dönmez, kendi bilir. Ama sizin gücünüz Afan Şef'i buradan koparmaya yetmez. Başka bir arzunuz? Alo anne. Oğlum ne oldu? İyi misin? Niye aradın bu saatte? Az önce çok ağır bir depresyondan çıktım anne. Tam 10 dakika sürdü. Artık doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü ayırabiliyorum. Ha, o sen değilsindir oğlum. Hayır anneciğim. Ben bizzat kendim şahsım. Başkasıdır o. Bakırköy'e yatırdığımız Hamza amcan da öyle diyordu ama sonra başkası çıktı. Kim çıktı anne? Hamza amcan. Doktorlar öyle dedi. Bu o değil dediler. Anne ne kadar anlayışsız bir kadın çıktın sen ya. Az önce depresyondan çıktım diyorum. Neyse, şimdi bana şu size 6 günlerinde 10 saat çifte telli oynatan bitki şerbetinin tarifi lazım. Kimin için lazım? Ne için olacak anne? Düğün için. Ruh ikizim evleniyor. Aa oğlum bak şimdi ama onun tepkileri herkesin farklıdır. Şimdi bakma biz ev kadınıyız. Hani günde içiyorduk onu, çifte telli oynuyorduk en fazla. Ama bu kötü niyetli ve agresif birinin eline geçerse yani kıyamet koparabilir. Yani ruh ikizine ayıp olmasın sonra? Yok yok olmaz anne. Zaten ruh ikizimi isteyeceğiz. Kimden isteyeceğiz? Anneciğim boş yere vaktimi çalıyorsun. Kimden isteyebiliriz? Annesinden tabii. Annesiyle babası düğün münasebetiyle ta Rusya'dan kalkıp buraya kadar gelecekler. Kimin düğünü? Kimin düğünü olacak anne? Ruh ikizimin düğünü. Hazır gelinlik üstündeyken sen hemen devreye girip annesinden isteyeceksin. Oğlum sen manyak mısın? Düğün günü gelin mi istenir? Biliyordum buna da bahane bulacağını. Cenazede de kız istenmez dedin. Senin yüzünden Didem'i kaçırdık. Halbuki babasının cenazesinde acılı ve çaresiz annesinden isteseydik o an alabilirdik. Yok vallahi hiç de o kadar çaresiz değildi. Hani ben biraz böyle ağzını yokladım cenazede. Ha dedi benim cenazemden sonra dedi belki evlenebilir dedi. Ama ben ölmeden senin dedi cibiliyetsiz oğlundan dedi hayatta evlendirmem ben onu dedi. Bak bunu duyduğuma çok sevindim. Didem'le aşkıma o cibiliyetsiz annesinin engel olduğunu biliyordum. Neyse bak her işte bir hayır varmış. Ben de ruh ikizimle evleniyorum. O yüzden de seni şerbet tarifi ve kız istemi için buraya davet ediyorum. Hiç. Oğlum hiç. Hiç. Tamam yeter. Nasıl? Tamam git hadi. Rösti rösti. Rösti olsa ne olur, olmasa ne olur? Tabii sen Zürich'te röst eşliğinde her geçtiğinde sert hissiyememiş biri olarak çok rahat konuşuyorsun. Zürich'te isteyen istediğini yiyebilir Demir Hanım. Tutan yok, afiyet olsun da. Ama bir canlarda, röst eşliğinde Zürich'er geçtiğinde seltes. Bir kere de söyledim. Yenemez. Yenecek. Demir Hanım, özel otlu şerbetimizin tadına bakmak ister misiniz? Ver bakayım. Çok leziz. Taner Bey. Hoş geldiniz mutfağıma. Şeref verdiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk gençler. Tatlı içelim, tatlı konuşalım. Buyurun lütfen. Sağ ol. Size bir şey soracağım.
düğün günü kendini değiştirmek ayıp olur mu? Kadınlardan nefret etmekle hata mı ediyorum acaba? Yani gelinin değişmesi menüyü etkilemez. Rus değil, isterse Sri Lankalı olsun. Röste eşliğinde Züher Geçnet Zeltes yenecek. Hatta Taner Bey, aynı anda isterseniz iki düğün bile yapabilirsiniz. Biliyorsunuz insanın yapabileceklerinin sınırı yoktur. Bak, kimi getirdim sana? Anne. Oo, herkes burada toplanmış. Ne oluyor? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Oğlum neredesin? Seni arıyorum ben de. Anne tam zamanında geldin. Svetlana an itibariyle boşa çıktı. Nasıl? Hepiniz toplanmışsınız mı mutfağa? Seni de işe aldık. Tembel teneke çıktım. Oğlum sen madem böyle zenginsin, varlıklısın, niye gelip burada böyle komilik yapıyorsun? Ha? Ne kafası yandı? Afan abi, damadım, zenginim, kafam karışık. Bu milletin işine de akıl sır ermiyor ya. Taner Bey ne oldu? Biraz açsanız belki elimizden bir şey gelir. Yani Fatih'ciğim, evliliğin bana göre olup olmadığını bilmiyorum. Ha, başka kadın falan yok yani. Var, işin kötüsü var. Dünyanın bütün kadınları var. Yani evleneceğin zaman dünyanın bütün bekar ve güzel kadınlarından da ayrılmış oluyorsun yavrucuğum yani. Bugün ne olursa olsun bu düğün olacak. Ama işte ben emin değilim. Svetlana ile mi olacak? Taner Bey, tam o noktada annem size bir şey söyleyecekti. Ne de olsa siz de Svetlana'nın ailesi sayılırsınız. Anne gir konuya, Allah'ın emri. Manyak mısın sen? Damattan gelin mi istenir? Ya niye istenmesin? Çocuklar, içeride bir gelin var. Sürekli burada evleneceğini iddia ediyor. Ah, minnoşumlu geldi. Svetlana. Anne, başta sen olmak üzere derhal herkes mutfağımı terk etsin. Daha röste eşliğinde Zühter Gester Şehşeyin yapacağım. Mahmut, o dolapta şey olacak, Zühren olacak, bir de Gester Şehşeyin olacak. Onları çıkar, soğan, salça, sıvı yağ, kekik. Sevgili dostlar, dost bildiklerim ama dostum olmayanlar. Bir güzel düğün gecesini daha hep beraberiz. Sünnet düğününden sonra ikinci düğün maceramda beni yalnız bırakmayan tüm dostlara para takacağım. Taner Gül Parkı'nı ortaya koyacağım. Kimse benim düğümde para takamaz. Eğer bir yerde para takılacaksa ben takarım. Lütfen takı merasiminde tüm davetliler para takmam için buyruğa girsinler. Fatih'im müsaade eder misin bana? Anneciğim, seni Svetlana'nın babasıyla tanıştırayım. Fyodor Fyodorovich. Evlenecek kızın ailesinden kız mı istenir evladım? Anneciğim sen sadece işini yap, benim planım tıkır tıkır işliyor. Efendim bu da Svetlana'nın annesi, anne Kararina. Memnun oldum. Biz de ilk dansımızı edelim mi? Olmaz. Burası iş yeri. İş ya.
kanıt kendini. Ben damadın kayınbiraderiyim, Igor. Kimin kayınbiraderi olursan ol, askerlikte disiplin şarttır. Düzgün tanıt kendini. Ahmet Sarı, Bursa, emret komutanım. Aferin, rahat. Aç çantayı bakayım. Komutanım, bu komutanımızın çantası. Bana emanet. İçinde çok önemli devlet sırları var. Açamam. Öyle mi? Evet. Pekala. Törene gidebilirsin. Dikkat et, gözüm üzerinde. Emredersiniz komutanım. Baş baş. Sol, sol. Ne olur hadi dans edin, oturmaya mı geldiniz hadi? Ne yapıyor bu manyak ya? Normal davranıyor. Neyin normali? Onun normali. Zengin ve şımarık olduğu için bütün ilgi onun üzerinde olsun istiyor. Normal yani. Mutfaktaki işin bittiğine göre bir tur da ben döndüreyim Fatih'ciğim. Buyur, iki tur döndür istersen. Ben de işimin başına döndüm. Sen şöyle bir geç bakalım şöyle bir. Kendine gelene kadar sen şurada bir dinlen. Heh. Şu şerbeti de artık bir alalım. Müdür olarak sen benim görevimi yapmama engel oluyorsun. Bunu yaparak benim oyunculuk kariyerimle oynuyorsun. İnsanları zorla dansa kaldırmak oyunculuk kariyerim oluyor. Lan. Telefonun yanında mı? Numaramı mı isteyecek? Niye soruyor ki telefonumu? Telefonun yanında mı? Hayır desem ne der acaba? Ya da evet desem ne olur? Tamam tamam. Sen hiç yorulma. Gel. Otur. Kendine bir gel. Tamam. Sen niye telefon numaramı istedin? Burada kilitli kaldık ya şimdi biz. O yüzden. Niye? Biz burada kilitli kaldık ama ben kendimi çok özgür hissediyorum. Dediğim gibi zaten evliliklerin de %99'u boşanmayla sonuçta. Kim yapmış bu istatistiği acaba? Ben yaptım Taner Bey. Hmm. Zaten resmi rakam %40. Buna bir de gayri resmi olan %40'ı eklersek %80 ediyor. Boşanmak istediği halde itiraf edemeyen, hatta bunun farkında bile olmayanları da ekle. Al sana %99. Şimdi bu toplumsal bir yara olduğu için açıklamıyorlar, gizli. Yapacak bir şey yok. Var Taner Bey. Yol yakınken vazgeçmek. Svetlana, oturalım. Aa, bir dakika olur mu canım? Düğünde gelinin oturması uğursuzluk getirir. Siz oturun Taner Bey. Ben Svetlana'ya kendi gelinim gibi sahip çıkarım. Müsaade edersen kız kardeşimle ben dans edeceğim. Sen de git mutfağa yemekleri hazırla. Bir zahmet. Yeter artık. Zaten bir sürü para aldık. Gidelim artık. Şimdi nikah kıyılacak. Saçmalama. Bir daha böyle bir adamı nereden bulacağız? Sanki biz adamı dolandırmıyoruz, o bizi para almamız için dolandırıyor.
Ben çok sıkıldım. Sen gitmesin. Ben tek başına gideceğim. Tamam, tamam bak. Şu para dolu çantayı da alalım. Gideceğiz, tamam mı? Duygular sürekli değişirken insanlar nasıl karar alabiliyorlar? Gerçekten anlamıyorum. Ben hiç anlamıyorum. Siz de mi düşünüyorsunuz? Ben kendimi bildim bileli dakikam dakikamı tutmaz. Sizi gerçekten de bu düğün gecesine tanıdığıma ama çok çok mutluyum biliyor musunuz? Şu dünyada tek tutarsız insan kendimi zannediyordum. Çok şanslıyım. Paraları alıp kaçalım mı? Nereye? Amerika'ya. Hırsızlık yapalım, sonra da göçelim diyorsun ha? Dünyadaki iktisadi sistem zaten hırsızlık üzerine kuruldu. Tek fark, onlar fakirlerden, biz zenginden çalacağız. Abo, başladı yine enter enter, bık 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 bık. Kapı kilitlenince sakin, uyumlu biri çıktı maçonun içinden. Tatlı çocukmuş aslında. Ne yapalım? Yani zenginden de olsa ben hırsızlık yapamam ama para biriktirmen de, Amerika'ya gitmen de, ünlü olman da yardımcı olur. Ay ne tatlı bir çocuk ya. Şiliği de sağlam. Şerbeti içti içti, şerbet gibi oldu kız. Hiç cadılık madılık kalmadı ya. Hayır bacım. Cahit, Fatih'i gördün mü? Gördüm bacım. Of. Görmediniz. Tamam. Tamam bacım. Gözlerin çok güzelmiş. Gerçekten mi? Gözlerin çok güzel. Gerçekten mi? Üniversitenin ilk senesinde okul birincisiyim. Babam benimle gurur duyuyor. Her yerde beni anlatıyor. Sonra ne oldu tahmin et? Sıkıldım deme. Dedim bile. Sıkıldım okulu terk ettim. Yani o da bir şey mi? Ben de hamileliğim ilk 8 ayında müthiş bir anneydim. 9. ayda sıkıldım. Aldırayım dedim. Doktor geç kaldım dedi. Ben de mecburen doğurdum. Fadik'cim, sana eminim fırsat verirse tutarsızlıkla bir dünya markası olur. Tabii yaş geçince biraz performanstan düşürüyor. Kendine o kadar da haksızlık etmiyor. Daha önümüzde uzun yıllar var Fadik. Çok acıktım ya. Yemekler nerede kaldı? Hemen geliyor Taner Bey. Zuhal Cessa şeyin hazırladım. Bu ne be? Üstüme gelecek Allah Allah. İsmini bilmediğim yemeği yemem arkadaş. Sen bana şöyle bir çiğ köfte yoğursana ya. Tabii tabii. Canım çekti hadi. Hay hay. Bakıyorum da keyfiniz yerinde. Ne oldu? Olumlu bir gelişme mi var yoksa? Senin de gözünden bir şey kaçmıyor arkadaş ha. Ya az önce olgun bir hanımefendiyle tanıştın da. Hemen kafalarca da uyuştuk. Galiba ondan acayip hoşlanıyorum. Ya düğün gecende bu kadar muhteşem bir şey yaşamak bana nasip oldu ya. Kim bu şanslı kadın diye merak etmeden edemiyorum ama haklısınız. Olgun kadınlar her zaman daha iyidir. Böylelikle Svetlana'nın şımarıklıklarından da kurtulursunuz. Değil mi ya? Biraz şımarık böyle yani.
En iyisi ben Sivet Nara ile konuşayım, tamam mı? Hayatım, aşkıyla evleneyim ya. Abi, Svetlana genç, güzel. Budur mutlaka birini. Svetlana asla boşta kalmaz Taner Bey. Siz hayatınızın aşkıyla evlenin. Evet, evet, evleneyim. Neydi bu? Bu Zuhel Geseşey. O ne be? İsviçre mutfağı. Yok, yok. Bu bana göre değil. Çıkıyorsa bekleyelim arkadaş. Komutanım. Komutanım çantayı istiyor. Siz bana yerini söyleyin, ben gider alırım. Ne diyor bu ya? Kimsin sen, ne diyorsun sen? İçinde devlet sırlarının olduğu çanta komutanım. Ha? Ne komutanı ya? Ben buranın şefiyim, ne komutanı? Benim düğün takılarım olduğu çanta siz demiş. Bir zahmet olmazsa bunu alabilir miyiz? Ha, siyah çanta. James Bond çanta. Aynen. O çanta içeridekilerde. Gelin, gelin de vereyim size hadi. Yandım ana. Yetişin dostlar. Hırsız var. Evet, işte getirdim. Ha, 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 abi, ben de çantayı arıyordum ya. Allah'ım konuşma yapıyor. Koş koş, bekletme sevgilini. Dadya, istersen ben sahip çıkarım çantana. Igor, benim alnımda salak mı yazıyor acaba? Başarılıyım, zekiyim, zenginim, evet, bekarım da ama aptal değilim Igor. Şimdi buradaki herkese çok şaşıracağı bir gerçeği açıklamak istiyorum. Hiç boşuna uğraşma, kimse şaşırmayacak bu duruma çünkü bunlar ikisi sevgili. Ne? Hani kardeştiler? Afan abi, yani sen de tabii ki kardeşler ya. Adam çantayı istiyor yani çünkü... Çünkü çantayı alıp tüyecek. Ama yani affan abi, seni iyice artık bir doktora göstermenin vakti geldi yahu. Adam çantayı istiyor tabii ki çünkü... Kız kardeşine tüm parayı takmak istiyor adamcağız. Değil mi Igor? Hayır, takmayacak. Kız kardeşi değil çünkü. Sevgilisi. Ama yani artık... Sen Allah affetsin ya. Sana hiç sözüm yok artık. Svetlana. Her şeyden önce sana bir özür borçluyum. Kusura bakma ama ben seninle evlenemeyeceğim. Düğünler ve özürler hep aynı hikaye. Tıpkı daha önce beni terk eden 5 konuştuğum, 8 flörtüm, 12 çıktığım, 10 sözlüm, 7 nişanlım... ...ve en son düğün günü bana ihanet eden son sevgilim gibi. Hayır. Ben erkeklerden değilim annem. Düğünde terk edilmenin travmasını hesapladım. Svetlana, minnoşum. Sana verdiğim paralarla bir kliniğe yatabilirsin mesela. Ya da eğer istersen kliniği satın alabilirsin. Sana kalmış bebeğim. Oh, ne güzel yahu. Kimseyi üzmediğime kendimi de artık rahatça gidebilirim. Bana hatırlatın. Bu adamı buradan kovacağım. Madem bu kadar zengin... Niye burada kalıp da komilik yapıyor? Ben şaşırıyorum bu insanların bu haline ya. Çok şaşırıyorum gerçekten. Biz de gidelim sevgilim. Yeter, siz ne dolandırıcı çıktınız be. Kimse sizin aşık olup peşinizden koşmak zorunda değil. Burası yerli ve milli bir müessese hanımlar beyler.
Kimse yerli ve milli olmayan birine aşık zorunda değil. Hadi şimdi gidin. Çıkın buradan vatan hainleri. Sana buradan kafayı bir gömerim, görürsün vatan hainini ha. Gel gel. Gel o baby face'in ortasına bir koyayım da çirkin ama karizmatik erkeklerle empati yapmayı öğren. Manyak mısın nesin ya? Fesubhanallah. Hadi yürü. Hadi oradan be! Haçlılar sizi! Dış mihraklar! Düğün benim, para benim beyefendi. Sizin derdiniz ne? Karışlık olmuş diyoruz size. Svetlana Hanım gelin değil, burada şahit. Değil mi? Yalan mı söyleyeceğiz? Lütfen beni derhal fırkın eğlendirin. Olur böyle şey Taner Bey. Olur kardeşim, olur. Bağ gibi olur. Ne oluyor beyler? Amca ben her şeyi açıklayabilirim. Evladım Mahmut, dükkanı niye soyuyorsun? Hünkar Bey, biz o kadar fakiriz ki. Yani kendisi çok fakir olduğundan dolayı bir şeytan uymuş. Zaten ben de sizinle onun zammı için görüşecektim. Oğlum plan iptal oldu. Demedim mi ben sana? Şef. Hünkar Bey, bir canların müdürü olarak bu ufak aksaklıktan dolayı özür dilerim. Sen ne zaman müdür oldun evladım? Garson olarak aldım ben seni işe. Garson mu? Buranın müdürü benim. Hayır Affan. Müdür Fatih. Konuştuk ya bunu. Aa. Yani ben şimdi garson muyum? Ya garson ben miyim? Yaşasın! Belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Anne! Her şeyi açıklayabilirim. Ya hani amcam kızmaz diyordun? Ya normalde yarın gelecekti de. Bugün geldi. Erken gelince patladık. Arkadaşlar lütfen gevezelik yapmayalım. Daha içerisi temizlenecek. Yarın müdürlüğümün ilk gününde her yerin pırıl pırıl olmasını istiyorum.